kültür uygarlıkla devam ediyoruz. Tabii ki beylikler dönemi kültür uygarlığa da bakacağız. Burada şöyle bir farkımız olacak. En önemli sosyal yapı, ahi teşkilatı, efendime söyleyeyim işte mimari eserler onlar olacak. Geri kalan birçok şey zaten belli, benziyor. Onlar tekrar gibi yapmış olacağız. Şimdi arkadaşlar bakın. Türkiye Selçuklu Devleti'nde eski Türk hakimiyet anlayışı yani ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı devam ediyor. Kut anlayışı devam ediyor Allah'ın takdir ve kinayeti olarak. Tabii ki bu anlayışlar taht kavgasını beraberinde getiriyor. Bunda sıkıntı yok. Hükümdar sembolleri ve saray teşkilatı Büyük Selçuklu Devleti ile aynı zaten. Onda bir değişiklik yok. Sadece şöyle bir fark var. Türkiye Selçuklu Devleti merkezi otoriteyi arkadaşlar biraz daha Büyük Selçuklu Devleti'ne göre güçlü tutmaya çalışmış. Şimdi hükümdar unvanlarında şuna dikkat edeceğiz. Şuna dikkat edeceğiz. Keykavus, Keyhüsrev, Keykubat, Gıyasettin gibi İran kökenli unvanlar var. Biz buradan ne anlıyoruz? Fars kültürünün Selçuklular üstünde İran kültürünün etkisini anlıyoruz. Nitekim 2017'de arkadaşlar sorulmuş bir soru var. Bu doğrultuda bilginiz olsun. Fars kültürünün Keykavus, Keyhüsrev, Keykubat, Gıyasettin gibi unvanlara kendisini yansıtarak Selçuklular üstünde etkili olduğunu anlıyoruz. Şimdi hükümette bazı ilavelerimiz var. Hükümete bakacağız arkadaşlar. Şimdi burada dediğim gibi bazı ilaveler olacak. Hem de tekrar olmuş olacak. Hükümet Divanı Saltanat, Vezir Başkanlığında yani şöyle söyleyelim Osmanlı Devleti'ndeki Divanı Hümayun, Anadolu Selçuklu Devleti'nde Divanı Saltanat olarak geçiyor. Şimdi Osmanlı Devleti'nde divan görevlileri, bakan statüsünde divan görevlileri vardı. Burada da bağlı divanlar var ki Büyük Selçuklulardan hatırlarsanız Divan-ı İsfa, Maliye Bakanlığı gibiydi. Başında müstevfi vardı. Devletin mali işlerine bakıyordu. Divanı Tura ya da Divanı İnşa, Genel Sekreterlik arkadaşlar yani günümüzdeki Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği gibi iç ve dış yazışmalara bakar. Başında Münşi ya da Tura'yı vardı. Divanı İşraf hatırlarsanız Teftiş Bakanlığı gibi düşüneceğiz. Başında müşrif var. Teftiş işlerine bakar, denetim işlerine bakar. Ve arkadaşlar Divanı Arz ya da Divanı Celiç. Tamam mı? Emredersiniz, arz ederim komutanım oradan. Askeri işlere bakar, savunma bakanlığı gibi düşüneceğiz bunu. Başında da emir arz var. Bakın bunlar Büyük Selçuklu Devleti'nde de var olan bakanlıklar. Tekrar söylüyorum, Divan-ı İsfa Maliye Bakanlığı gibi, Divan-ı Tura ya da İnşa, Nişancı'dan aklınıza gelsin. Yazışmalar yapan Genel Sekreterlik, Divan-ı İşraf Teftiş Bakanlığı, Divan-ı Arz Savunma Bakanlığı gibi askeri işlere bakar. Şimdi toprak dağıtımında arkadaşlar artık Divan-ı Pervane var Anadolu Selçuklu Devleti'nde. Toprak dağıtımında pervaneci var bununla başında. Şimdi şöyle düşünün, Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Tura'yla pervaneyi birleştiğinizde hangi makam ortaya çıkıyor? Nişancı makamı ortaya çıkıyor, nişancı. Nişancı ne yapıyordu arkadaşlar? Hem toprak dağıtımı işlerinden sorumluydu, değil mi? Fethedilen yerlerin kayıt kuyut işlerinden sorumluydu. Hem de yazışma ve bürokrasi işlerinden sorumlu olan isimli nişancı. Burada pervaneci bu işi yapıyor, toprak dağıtımı işini yapıyor. Bir de arkadaşlar kayıt işlerinden Divan-ı Tura sorumlu. Bu ikisinin birleşimi Osmanlı Devleti'nde nişancıya denk geliyor. Bir de Selçuklularda, Anadolu Selçuklu Devleti'nde niyabeti saltanat var. Mesela hükümdar ülke dışında ise hükümdara vekalet eden niyabeti saltanat. Bunun da başında naip var arkadaşlar. Bunun dışında hatırlarsanız haberleşme ve istihbarat işlerinden divanı, berit. Sultana bağlı bu has arazilerin durumuyla ilgilenen divanı, has. Bir de Divan-ı Evkaf-ı Memalik'te vakıfların denetlenmesi, vakıf işleriyle uğraşıyordu hatırlarsanız. Evkaf vakıflar demekti zaten. Şimdi taşra teşkilatına bakıyoruz. Yine Büyük Selçuklu Devleti'nde olduğu gibi eyalet, vilayet, kaza ve köylerden oluşuyor. Yani eyalet sistemi var. Yalnız arkadaşlar bakın şöyle bir durum var. Büyük Selçuklulara göre ülke bütünlüğünü korumak amacıyla meliklerin taşrada, eyaletlerde görev yapan meliklerin yetkileri bariz bir şekilde kısıtlanmıştır. Ve devlet buna dikkat etmiştir. Mesela melikler kendi adına hutbe okutamaz ve yabancı devletle görüşemez, elçi kabul edemez. Ülke bütünlüğünü korumak amacıyla bakın. Unutmayın bunu. Size Büyük Selçuklu da şöyle, Anadolu Selçuklu da böyle diye anlatırsa, meliklerin yetki kısıtlamasından bahsederse, temel amaç ülke bütünlüğünü korumak, otoriteyi korumak. Şimdi taşrada arkadaşlar melikler bazı eyaletleri tecrübe kazanmak için yönetmişlerdir. Şehirlerde idareci amitler vardır biliyorsunuz. Şehirlerin mali işlerinden amiller sorumludur. Mali amil bilirsiniz. Amil beyden aklınıza gelsin. Şıhne'de askeri valiydi. Bunu hatırlıyorsunuz yine.
Muhtesipler esnaf denetimi, pazar denetiminden sorumluydu. Sahibi şurta arkadaşlar güvenlik işlerinden sorumluydu. Bir çeşit polis teşkilatı gibiydi. Kadılar adaletten sorumluydu. Subaşılar şehirlerin güvenliğinden jandarma komutanı gibi sorumluydu, biliyorsunuz. Ulaklar haberleşmeyi yapıyor. Kalelerin muhafazasından dizdarlar sorumluydu. Ve İdiş başı arkadaşlar, bu da vergi memuru. Şimdi sizde görüntü kaybolmuş olması lazım. Tekrar bağlantı kuracağım. Tamam mı arkadaşlar? Şey oldu. Bu tabletin ne derler ona? Arkadaşlar gelmiş olması lazım. Oturum başka birinin eline geçmiş olabilir. Onu geri verme imkanı var mı bana? Oturumu bana geri verme imkanı varsa. Ha, tamam, şu anda bağlantı kurabiliyorum gene. Şöyle geldim. Bir saniye gençlik. Paylaşım yapacağım arkadaşlar. Her şey normal mi şu anda? Her şey normal mi? Tamam. Evet, dediğim gibi her zaman lafımı sokacağım Türk Telekom'a arkadaşlar. Türk Telekom'u düşünün, bakın kabloyla bağlıyım internete. Kabloyla bağlı olmama rağmen kesiliyor, düşünün yani. Türk Telekom'un o güzel kesintileri. Yarım saatte bir, bir saatte bir mutlaka internet kesiliyor yani. Evet sevgili arkadaşlar, bunun en büyük sıkıntısı şey olacak. Ne derler ona? Şimdi tekrar bağlantı, ekran geldi tekrar. Tamam. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buradan kaçırdığımız bir yer olmaması için ben tekrar edeyim şöyle. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi Selçuklu Devleti'nde, Anadolu Selçuklu Devleti'nde arkadaşlar, hükümet divanı saltanat. Başında vezir var biliyorsunuz. Divanı saltanata bağlı. Divanı israf, divanı istifa, mali işlerden sorumlu. Divanı tura, genel sekreterlik. Divanı israf, teftişlerinden sorumlu. Divanı arzda, savunma bakanlığı gibi askeri işlerden sorumlu. Divanı pervane arkadaşlar, pervaneci, toprak dağıtımı işleriyle uğraşıyor. Niyabeti saltanat, naiplik zaten biliyorsunuz vekalet anlamında. Eğer ülkede hükümdar yoksa, ülke dışındaysa ona vekalet ediyor. Divanı Berit haberleşme işleriyle uğraşıyor arkadaşlar. Divanı has, has arazilerden sorumlu. Evkafın memarlıkta vakıfların denetiminden sorumlu. Taşra teşkilatında, taşra teşkilatında Anadolu Selçuklu ülke bütünlüğünü korumak için meliklerin hutbe okutma, elçi kabul etme gibi yetkilerini sınırlamıştır. Bunu unutmayın, ülke bütünlüğünü korumak için yorum olarak çıkartabilirsiniz zaten. Taşra teşkilatında bazı eyaletler melikler tarafından yönetiliyor. Şehirlerde amit dediğimiz idareciler var. Amil ya da ımga dediğimiz kişiler arkadaşlar şehir defterdarı gibi mali işlerden sorumlu şehirlerde. Şırnak'ta askeri vali olarak geçiyor. Muhtesip pazar denetimi yapıyor. Sahibi şurta arkadaşlar eyaletlerin güvenliğinden sorumlu polis gibi. Kadılar adaletten sorumlu. Subaşılar jandarma komutanı gibi. Ulaklar haberleşme işlerini görüyor. Dizdarlar kale muhafızı, İdişbaşı vergi memuru. Evet şimdi toprak da Büyük Selçuklu Devleti ile aynı, hemen hatırlatma olarak. Has arazi arkadaşlar hükümdar ve ailesi için ayrılan arazidir. İkta arazi bazı, bakın bazı gelirleri, buraların ikta arazinin gelirleri bazı devlet memurları ve askerlerin giderleri için kullanılıyor. Onlara maaş yerine veriliyor. Mülkiyeti devlete aittir. Tamam mı arkadaşlar? Buradan sorumlu olan kişilere de, maaş yerine verilen kişilere de asker beslemesi koşulu koyuluyor. Mülk arazi, mülk arazi şahsa ait arazidir. Öşre arazi Müslümana, haraca arazi de gayrimüslime aittir. Vakıf arazi de gelirleri sosyal, dini ve iktisadi kurumlar için kullanılan arazi. Hatırlıyorsunuz bunları. Şimdi hukuk sistemi yine Büyük Selçuklu Devleti ile Osmanlı Devleti ile yaklaşık aynı arkadaşlar. Örfi hukuk kuralları var. Tıpkı Büyük Selçuklu'da olduğu gibi emir-i dat, örfi hukukun başındaki kişidir. Örfi davalar askeri ve idari işlerdir. Yani askeri ve idari işlerde örfi hukuk kullanılır. Şer'i hukuk kuralları arkadaşlar sosyal ve ekonomik alanda kullanılıyor. Baş sorumlusu da kadı-ül kudattır. Şimdi cemaat mahkemeleri gayrimüslimler hukukunda serbesttir. Kendi davalarını cemaat mahkemelerinde görebilirler. Hukuk birliği yoktur, yargı bağımsızdır. Bunları biliyoruz. Eğer ağır siyasi suçlar olursa yüksek mahkeme özelliği taşıyan divanı mezalim var. Arkadaşlar bakın bunu şeyde de Büyük Selçuklu'da da söyledim. Şimdi de söylüyorum. Divanı mezalim sorulabilir.
Yani size Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu veya Türk İslam Devletleri'nde hukukla ilgili bir mahkeme sorarsa, bilin ki bunun cevabı divanı mezalimdir arkadaşlar. Sorulabilecek yerlerden bir tanesidir. Tamam, mutlaka bilin bunu. Ağır suçlara bakar, memurlarla ilgili davalara bakar, divanı mezalim uzun uzun anlatılmıştır. Size anlatır, eder vesaire, ben cevabını söyleyeyim. Divanı mezalim, yani mahkemeden bahsetti, divanı mezalim. Kadın eşkerde askeri davalara bakar. Şimdi orduya geliyoruz. Selçuklularda, Anadolu Selçuklu Devleti'nde ordu arkadaşlar. Gulam ordusu var. Sultana bağlı maaşlı askerler bunlar. Ki biliyorsunuz bu askerlerin bizde kani denen 3 aylık maaşı vardı. Farklı etnik unsurlardan oluşuyor. Sultana bağlı Türkmen askerlerden oluşan hassa ordusu var arkadaşlar. Atlıdır bunlar, süvaridir yani. İhtar sahiplerinin yetiştirdiği eyalet ordusu, İhtar ordusu var. Yardımcı kuvvetlerimiz var yine. Bir de ücretli askerlerimiz var. Ecrihas ya da haşer deniyor. Şimdi bazı askeri görevliler nefçi surlara tırmananlara zift dökenler. Tamam mı? Serlaşker arkadaşlar, baş asker demek, subaşı değer bir tabirle, başkomutan gibi bir anlam var. Dizdar, kale komutanlarına verilen isim kutval da denmiştir. Sahibi atrak, uç beyler. Arkadaşlar bakın, sahibi etrak, uç beyler. Şimdi gençlik, tekrar söylüyorum, uç beylikler, uç beylikler, uç beyler ne iş yapar? Anadolu'ya gelen Türkmenlerin uçlara yerleştirilmesini sağlarlar. Tamam mı? Sınır güvenliğini sağlarlar. Bir de fetih yapabilirler. Adam uçta, Bizans sınırında görevli. Bu işleri yapacak, bunu unutmayın. Emirül Ümera'da beyler beyi, başkomutan anlamında. Şimdi gençlik. Anadolu Selçuklu Devleti'nin ve bazı beyliklerin Büyük Selçuklu'dan en temel farkı donanması. Bakın, İslamiyet öncesi Türk devletlerinde donanma yok. Zaten Orta Asya'da nerede donanma yüzdüreceğim mantık itibariyle, değil mi? İslamiyet öncesi Türk devletlerinde yok. Türk İslam devletlerinden Büyük Selçuklu devletinde donanma yok. Çünkü coğrafi konumu buna uygun değil. Ama Türkiye Selçuklu devletinde donanma var arkadaşlar. Donanma komutanına Melikü Sevahil, sahilleri meliki ya da Reisül Bahr, denizin reisi denmiştir. Tamam mı? İlk Türk denizciliği Çaka Beyliği ile başlıyor. Biliyorsunuz beyliklerden Aydınoğulları, Menteşoğulları, Saruhanoğulları, Karasoğulları ve Candaroğulları denizcidir. Bunların da donanması var, denizcilik yapmıştır hatırlarsanız. Evet gençlik, şimdi en önemli farklardan bir tanesine geldik. Yani bu kültür uygarlık kısmında Anadolu Selçuklu ve Anadolu'daki kültür uygarlığın en önemli yönlerinden bir tanesi, farklarından bir tanesi sosyal yapı. Şimdi sevgili arkadaşlar, sosyal yapıda, toplumsal hayatta sınıflaşma, sınıf farklılığı yoktur. İslamiyet öncesi Türklerde ve Türk İslam devletlerinde bu sınıf farklılığı gözükmez. Bunu unutmayın. Orta Çağ Avrupa'sını düşüneceğiz. Sonuçta Orta Çağ devletleri bunlar arkadaşlar. Bazıları ilk çağ, bazıları Orta Çağ devletleri, birçoğu Orta Çağ devletleri ve sınıf farklılıkları Orta Çağ Avrupa'sında olduğu gibi soya dayalı bir şekilde olmaz. Sosyal hayatta bazı sosyal örgütlerimiz var ki bunları Osmanlı kuruluşundan az çok biliyorsunuz. Gazi Anı Rum, Rum Anadolu demek, savaşçılar. Abdal Anı Rum, dervişler. Fethiye Anı Rum, gençler, Anadolu gençleri. Ve Bacı Anı Rum, Anadolu kadınları. Tamam mı arkadaşlar? Ki Ahiyan-ı Rum'dan bahsedeceğiz. Ahilik Esnaf Teşkilatı ekstradan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi Bacıyan-ı Rum Teşkilatı'nı Ahi Evra'nın eşi Fatma Bacı kurdu. Fatma Bacı diyor ki yetim kız çocuklarının ve yaşlı kadınların bakımını üstleneceğiz. Evlilik çağına gelmiş kız çocuğu var ise, çeyizi yok ise bunun çeyizini tamamlayacağız ki o dönemde çeyiz önemli bir evlenme unsuru. Şehirlerin savunmasında erkekler savaşa gittiğinde bacılar destek verecek ve zaman zaman da fetihlere katkı sağlayacaklar arkadaşlar. Tamam mı? Bacı deyince öyle bir duracaksınız. Derste demiştim, günümüzün kızlar gibi, ama yine günümüzün kızlar gibi de değil. Şimdi sevgili arkadaşlar, geldik Anadolu'daki tarikatlara. Şimdi bu Anadolu'daki tarikatlar arkadaşlar, Anadolu'nun toplumsal hayatında oldukça etkilidir. Açıkçası söylemek gerekirse, nasıl diyeyim size? Tarikatlar olmasa idi, Anadolu'da Türkleşme biraz zor olacaktı, İslamlaşma biraz zor olacaktı. Ama zaman zaman da yönetimle ters düşüp sıkıntılar da çıkartıyorlar ki örnek vereceğiz. Şimdi günümüzde de evrensel olan bir tarikat ve Anadolu'da en yaygın tarikatlardan bir tanesi Bektaşilik. Hacı Bektaş Veli tarafından kurulmuştur. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri ordusu da bu oluşumu kendisine şey seçmiştir. Ne derler ona? Bayrak seçmiştir, yani Bektaşidir Yeniçerilerde. Mevlevi'nin şey Mevlana'nın oğlu Sultan Veled tarafından tarikata dönüştürülmüştür. Anadolu'da en yaygın tarikatlardan bir tanesidir bu da. Yeşevilik arkadaşlar,
Hoca Ahmet Yesevi'nin görüşleri doğrultusunda oluşmuş olan tarikattır. Ekberilik, Muhiddin Arabi'nin görüşleri doğrultusunda Sadrettin Konevi tarafından tarikata dönüştürülmüştür Ekberilik. Baba Yiğlik, Baba İlyas tarafından kurulan İç Anadolu'da etkili olan bir tarikat. Şimdi Baba Yiğlik tarikatı arkadaşlar hatırlarsanız Baba İshak, tarikatın başına Baba İshak geldiğinde Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında etkili olacak, isyan edecekler. Anadolu'daki Türkmenleri Türkiye Selçuklu Devleti'ne karşı kışkırtacaklardır. Maalesef böyle bir etkisi, olumsuz etkisi vardır. Yani Anadolu'daki ilk dini ve sosyal isyanı Baba İhlak çıkaracaktır, Baba İshak döneminde. Evet, ayrıca Kadiriyelik var, Rufayilik var, Nakşibendilik var, Kübrevilik var ki bunların bazıları hala yaşıyor. Şimdi çok değerli arkadaşlar, bakın, ahi teşkilatı bir tarikat değildir. Al sana soru. Adam diyecek ki aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da, bakın Anadolu'da işte Malazgirt Savaşı'ndan sonra, Beylikler döneminden sonra Anadolu'da faaliyet gösteren tarikatlardan biri değildir. A. Mevlevilik, B. Bektaşilik, C. Kübrevilik, D. Nakşibendilik, Nakşilik, E. Ahilik. Arkadaşlar ahilik bir tarikat değil. Ahilik nedir? Esnaf örgütüdür. Anlaştık mı? Ahilik tarikat değil. Sakın burada gol yemeyin boşu boşuna. Şimdi geldik ekonomik yapıya. Ekonomik yapıda arkadaşlar tabii tarım, demircilik, dokumacılık, el sanatları, hayvancılık ve ticaret ön planda olacak. Bunlar yapılacak. Şimdi Türkiye Selçuklu Devleti ticareti geliştirmek için bazı girişimler yapacak. Biliyorsunuz ticaret yolları ve kervansaraylar yapılacak. İlk kervansaray Alayhan'dır arkadaşlar. Alayhan şurada görseli var görüyorsunuz. Hala kalıntılar duruyor Alayhan'ın. İlk kervansaray Anadolu'da. Sigorta uygulaması yapılması ticareti geliştirmeye dönüktür. Biliyorsunuz deniz aşırı ülkelerle ticaret anlaşması yapılması, günlük indirim verilmesi ticaret geliştirmeyi yönetti. Türkiye Selçuklu, Venedik ve Kıbrıs'la böyle bir anlaşma yapmıştır. Sinop, Antalya, Alanya gibi liman kentlerinin fethedilmesi ve Suudat Limanı gibi liman kentlerinin alınması ticareti geliştirmeye yöneliktir. Sevgili arkadaşlar, biraz coğrafya bilginizi kullanacaksınız. Adam size dedi ki Alanya alındı, Antalya alındı, bu Akdeniz ticaretidir. Adam size dedi ki Sinop alındı, Suudat Limanı alındı, bu Karadeniz ticaretidir. Tamam, burada coğrafya bilginizi kullanacaksınız, bilginiz olsun. Karadeniz ticaretini geliştirmeye yönelik Sinop, Suudat Limanı, Kırım civarları, tamam mı? Akdeniz ticareti derse Alanya, Antalya. Burada coğrafya bilgisi kullanılacak. Evet, maliye, vergiler ve devlet gelirleri Büyük Selçuklu'dan arkadaşlar ayrılması aynı. Yani mali konuda. Şehirlerde ekonomiyi yönlendiren esnaf teşkilatımız var burada. Buna ahi teşkilatı diyeceğiz. Bunu da lonca teşkilatından hatırlayacağız. Gene de bir hatırlatalım arkadaşlar. Loncayı da hatırlamış olun. Şimdi ahi teşkilatının alt yapısı fütüvvet teşkilatıdır. Fütüvvet teşkilatı arkadaşlar bakın Arap devleti olan Abbasilerde ortaya çıkan bir teşkilat. Büyük Selçuklu Devleti bu teşkilatı uyguluyor. Anadolu Selçuklu Devleti fütüvveti geliştiriyor ve ahi teşkilatı haline getiriyor. Ahi teşkilatı kardeşlik anlamında kullanılır. Ahım, kardeşim demek. Mesleği dericilik, debbağlık olan Ahi Evran Kırşehir'de arkadaşlar bu şeyi teşkilatı kurmuştur. Şöyle bir durum var. Ahilik esnaf birleşmesidir. Esnaf birleşmesidir. Bunu bu mantıkla düşünün. Anadolu'da arkadaşlar Müslüman olmayan esnafa karşı Müslüman esnafın işbirliği ve dayanışmasının sağlanması gerekiyor. Dolayısıyla gayrimüslimler ahiliğin içerisinde yok. Ahi Evran da Bektaşi'dir zaten. Kendisi de Bektaşi'dir. O yüzden ahiliğin kurulmasında, oluşmasında Bektaşilik tarikatının da etkisinden bahsedebiliriz yani. Evet, üyelerine kredi sağlar. Ahi teşkilatı yani batçak bir esnaf kredi vasıtasıyla çıkartılabilir. Üyelerine ham madde sağlar, lonca teşkilatı gibidir. Ürün kalitesi belirlenir, kalite kontrolü yapılır biliyorsunuz arkadaşlar. Yine ürün fiyatlarının belirlenmesine yani narha katkı sağlarlar biliyorsunuz. Usta, kalfa, çırak ilişkisine göre de mesleki eğitim verirler. Evet şimdi ahilikle ilgili bazı kavramlar. Zaviye, ahilerin, tarikatların toplantı mekanları. Ahi piri ya da ahi şeyhi teşkilat lideri olarak biliyoruz zaten. Keküda arkadaşlar pirin yardımcısı. Yiğitbaşı güvenlikten sorumludur. Fütüvvetname esnafın uyması gereken ülkelerdir ki bunun sorusunu da çözmüştük arkadaşlar. Aslında şöyle bir şey.
Türvetname dahil diye ahlak eserleri var. Bu ahlak eserlerinin içerisinde esnafın uyması gereken ilkeler de ifade ediliyor. Bunlara dediğim gibi Türvetname deniliyor. Osmanlı kültür uygarlığı kısmında sorusu var zaten bunun. Nar kesmek fiyat belirlemektir arkadaşlar. Gedik'te mesleği yapabilmek için dükkan açma izni vermektir. Yine Osmanlı Devleti'nden bunları hatırlıyorsunuz. Evet, gençlik ahi teşkilatını gene de unutmayın. Bu bilgileri unutmayın. Sınavda çıkabilecek bilgiler bunlar. Şimdi geldik edebiyat, dil ve bilim kısmına. Beylikler döneminde Türkçe önemli arkadaşlar. Karamanoğlu Mehmet Bey 1277'de Karamanoğulları'nda Türkçe'yi resmi dil ilan etti. Beylikler Türkçe'ye önem veriyor. Türkiye Selçuklu Devleti'nde saray dili Türkçe ama resmi dil Farsça ayıp. Daha açıkçası İran kültürünün, Fars kültürünün ne kadar baskın olduğunun göstergesi. Yani bunu bakın, Büyük Selçuklu Devleti'nde de durum bu şekilde. Hoş bir durum değil yani, açıkçası söylemek gerekirse. Gaznelilerde de durum bu şekilde. Yani baktığınızda arkadaşlar Türkçenin zayıflamasında etkili oluyor resmi dilin Farsça yani. Bilim dili Arapça arkadaşlar, bakıyorsunuz görüyorsunuz zaten. Şimdi beylikler döneminde Battal Gazi ve Danışmentname, bunlar danışmentlere ait destanlar, önemli halk edebiyatı ürünü. Şimdi bazı edebiyatçı ve bilim insanlarına geldiğimizde sevgili arkadaşlar, bu isimleri hepiniz biliyorsunuz. Bildiğiniz isimler Hacı Bektaşvili. Ahi'nin manevi lideri olarak kabul edilir. En önemli mutasarrıftır. Biliyorsunuz Yeniçeri Ocağı Osmanlı ve günümüzdeki Alevilikte etkili olan bir isimdir. Şimdi eserlerine baktığımızda Makalat adlı eseri var. İslam hükümlerini anlatır Makalat'ta. Şerhi Besmele eseri var arkadaşlar. Bir de Şathiye adlı eseri var. Makalat en tanınmış eseridir, bilginiz olsun. Hacı Bektaş Veli. Şimdi geldik Mevlana'ya. En büyük mutasavvıf ve şairdir. Ünlü düşünürdür Mevlana. Şimdi Mevlana'nın Mesnevisi var. Hikayelerde İslamiyet'i anlatır. Mesnevi Sultan ve Veled tarafından, oğlu tarafından kaleme alınmış. Bizzat Mevlana'nın kaleme aldığı bir eser değil. Şimdi Divan-ı Kebir'de var. Burada Şiilerden oluşur Divan-ı Kebir. Bir de Mektubat var arkadaşlar. Siyasetçilere yazdığı mektuplardan oluşan bir eser. Bir de arkadaşlar vaazlarını içeren Fihi Mafih diye eseri var. Mevlana deyince Mesnevi, Mesnevi'den ders aldım, oldum Mevlana gibi diye biliyorsunuz ilahileriniz var. Oradan aklınıza gelsin. Mesnevi, Divan-ı Kebir Mevlana deyince. Evet, Yunus Emre. Sevgili arkadaşlar, Yunus Emre Taptuk Emre'nin öğrencisidir. Tekke şiirinin Anadolu'daki ilk temsilcisidir. Mutasavvıf ve halk şairidir. Eserlerinde bakın Yunus Emre deyince aklınıza 200 TL gelecek. 200 TL gelecek. Bir de Türkçe gelecek arkadaşlar. Türkçe gelecek. Aklınıza 200 TL ve Türkçe. Yunus Emre deyince akla ilk gelen şeylerden bir tanesi bu olması lazım. 200 TL'nin arkasında. Bir de Türkçe. Sade ve duru bir Türkçe kullanmıştır. Divanında ve Risaletin Nusiye Öğütler kitabı adlı eserinde sade ve duru Türkçe şiirleri sadedir, durudur, Türkçedir. Yani size sade ve duru Türkçe derse kodlayın bunu Yunus Emre. Hacı Bektaş Veli soruldu, Mevlana soruldu, Yunus Emre sorulabilir arkadaşlar. Hoca Dehani, Horasanlı ilk divan şairidir. İlk gazel ve kaside örneklerini vermiştir. Yani bizim divan şairi olarak bileceğimiz ilk isim Hoca Dehani'dir. Selçuklu Şehnamesi Hoca Dehani'ye aittir. Aşık Paşa arkadaşlar eserlerini Türkçe kaleme almış. Garipname diye eser var. Ben tekrar söylüyorum. Hoca Dehani'yi edebiyatçılar, alancılar bilsin. Hacı Bektaş Veli soruldu, Mevlana soruldu. Yunus Emre arkadaşlar sorulabilir bunların içerisinde. Sade, duru, Türkçe. Bilginiz olsun. İbni Bibi, Selçuklu tarihçisidir. Tarihçiler bilsin ki onlara sordu zaten. Mehmet Revandi arkadaşlar, önemli tarihçilerdendir. Rahat-ı Südur diye bir eseri var. Ahmet Gülşehri, Türkçenin kültür dili olmasında etkilidir. Yani Cüveyni, İlhanlı devlet adamı ve tarihçisidir. Sultan Veled, Mevlana'nın oğludur. Yani açıkçasını söylemek gerekirse arkadaşlar döndüm dolaştım Yunus Emre'ye bir daha geldim. Bak Yunus Emre bunların içerisinde önemli. Mevlana önemli, çıkmış sorusu var, aynı soru çıkar. Hacı Bektaş Veli önemli. Makalat adli eseri var Hacı Bektaş Veli'nin. Şerhi Besmele ve Şatiya diye eserleri var. Bektaşilik tarikatı günümüze kadar devam eden bir tarikat. Mevlana arkadaşlar, Mevlana tasavvuf şairi ve düşünürü, en önemli düşünür ve şairlerdendir. Unutmayın, Mesnevisi var, Divan-ı Kebiri var, Mektubatı var.
Mevlana'nın, Yunus Emre'nin divanı ve Risalet'in musigesi var. Eskişehirli Sivrihisarlı olduğu da söyleniyor. Yunus Emre'nin biliyorsunuz hocası Tatlı Kemre'dir. Sade ve duru Türkçe Yunus Emre deyince. Bunlar önemli. Şimdi gençlik burada. Bakın önemli olanları önemli yazdım. El Cezeri, Muhammed Ebul İz, abi bileceksiniz. Sorulmadı sorulabilecek isimlerden bir tanesi. Çok önemli bir isim. Çok önemli bir isim. El Cezeri, Artuklular dönemi yaşamıştır. Cizrelidir. Sibernetiğin kurucusudur. İlk robotları yapmıştır. Haberleşme, denge ilmiyle uğraşmıştır. Zaten buna sibernetik deniyor. El Cezeri gelebileceklerden bir tanesi tanımlar size. Der ki Artuklular döneminde yaşamıştır. İşte denge ve haberleşme ilmi olan sibernetiğin kurucusu olarak kabul edilir. Robot çalışmaları, şunun üstüne çalışmaları vardır derse El Cezeri, robot Cezeri, Cizreli robot El Cezeri. Unutmayın bunu. Caca Bey arkadaşlar bilinirse iyi olur. Kırşehir'de, Anadolu Selçuklu Devleti'nde yaşamıştır. Kırşehir'de Anadolu'nun ilk rasathanesi denen Caca Bey rasathanesini kurmuştur. Caca Bey Külliyesi'nde Caca Bey rasathanesi. Caca Bey bilirseniz iyi olur. Muhittin Arabi Endülüs doğumludur arkadaşlar. Vahdet-i vücut felsefesini savunmuştur. Sadrettin Konevi biliyorsunuz Anadolu'da Ekberilik tarikatını onun adına kurmuştur, sürdürmüştür. Sadrettin Konevi zaten bahsettik. Kadış Tirajettin Mantık ve Kelam, Kul Mesut da arkadaşlar Fablı'nın ilk örneklerini vermiştir. Kelle ve Dimle'nin yazarı Kul Mesut. Tamam mı? Yani burada ben tekrar söylüyorum. Bize düşen olay biraz şey sadeleştirmek. Yunus Emre'yi bilmenizi ısrarla istiyorum. Sade ve akıcı Türkçe. El Cezeri ve Caca Bey'i mutlaka bilin arkadaşlar. Bu üçünü bilirseniz iyi olur. Şimdi geldik mimari ve mimari eserlere. Bu son konumuz arkadaşlar. Mimari ve mimari eserlerle beraber konumuz bitmiş oluyor. Şimdi beylikler dönemine bakacağız. Önemli camiler. Divriği Ulu Cami, Mengücekliler'e ait. Kayseri Ulu Cami, Danışmentoğulları'na ait. Erzurum Ulu Cami, Saltıkoğulları'na ait. Selçuk İlyas Bey Camii çok ilginçtir. Selçuk'ta arkadaşlar İlyas Bey, Selçuk İzmir, Selçuk'ta İlyas Bey Camii, Aydınoğulları'na ait. Maraş Ulu Cami, Cami Kebir diye bilinir. Dulkadiroğulları'na ait. Maraş Ulu Cami, Dulkadiroğulları'na ait. Evet şimdi önemli eserlerden yine önemli eserlerden şey önemli medreselerden Tokat Yağıbasan Medresesi Anadolu'daki ilk medresedir. Danışmentoğullarına ait biliyorsunuz. Erzurum'da Yakutiye Medresesi var. Bu ilginç İlhanlara ait. Yakutiye Medresesi İlhanlara aittir. Karaman Hatuniye Medresesi de Karamanoğullarına ait. Darüşşifa Divriği Turan Melek Darüşşifası Anadolu Selçuklu Devleti'nde de Kayseri'de Gevher Nesibe Darüşşifası olacak ki ondan da bahsedeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi diğer eserler Erzurum'da Emir Saltuk Kümbeti, Saltıkoğulları'na ait en eski kümbet olarak bilinir. Mama Hatun Türbesi, Saltıkoğulları'na ait. Batman Malabadi Köprüsü, Artuklar'a ait. Şurada Malabadi Köprüsü'nü görüyorsunuz. Hasankeyf Köprüsü, Artuklar'a ait. Zaten şeyden biliyorsunuz, dersten biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi geldik Türkiye Selçuklularına. Türkiye Selçukluları. Şimdi burada arkadaşlar 3 dakikalık bir süremiz var. 3 dakikalık bir süreç içerisinde dediğim gibi ben önemli olanlardan bahsedeceğim. Konya'da bakın Konya'daki eserler, Kayseri'deki eserler bunların birçoğu Konya, Kayseri, Sivas birçoğu Selçuklulara ait. Birçoğu. Şimdi Konya'da Alaaddin Camii, ilk Selçuklu Camii, Konya Sahipata Camii arkadaşlar. Kayseri Hoant Hatun Camii, Sivas'ta Ulu Camii, Ankara'da Aslanhane Camii. Ve Diyarbakır Ulu Cami bu tartışmalı. Buna çarpı çekiyorum. Tartışmalı. Büyük Selçuklu'dan kalma olduğu söylenir. Tartışmalı arkadaşlar. Kullanacağını zannetmiyorum. Şimdi medreselere Kayseri Koca Hasan Medresesi Büyük Selçuklu'ya ait ilk medrese. Erzurum Çifte Minareli Medrese en büyük medrese. Erzurum'da Çifte Minareli. Giden mutlaka görmüştür arkadaşlar. Sivas Şifahiye, Konya Karatay Medresesi, Konya Sırçalı Medrese. Kayseri Hoant Hatun Külliye'dir zaten medrese de vardır. Sivas'taki Gök Medrese, Sivas Burucuye Medresesi ve Kırşehir'de Caca Bey Medresesi. Bunlar Selçuklulara ait. Darüşşifalar Kayseri'de Gevher Nesibe. Biliyorsunuz çok kötü bir hastalığa tutuluyor Gevher Nesibe. Aşk hastalığına tutuluyor arkadaşlar. Daha sonra onun adına şifa bulsun diye Gevher Nesibe tıp okulu yapılıyor. Şifahane yapılıyor. Ama Gevher Nesibe maalesef ölüyor. Böyle bir hikayesi anlatılır. Gevher Nesibe hatta Anadolu'daki ilk tıp okulu olarak da kabul edilir. Konya Alaaddin Keykubat Şifahanesi, Tokat Pervane
Darüşşifası. Ve Amasya'da Toruntay Darüşşifası arkadaşlar. Toruntay Darüşşifası. Selçuklara ait. Şimdi değer yapılar. Kayseri'deki Alayhan arkadaşlar ilk biliyorsunuz şeyde Kervansaray. Anadolu'da Kayseri'de Alayhan. Konya'da Taş Mescit. Kayseri Hoant Hatun Külliyesi, Kayseri Döner Külbet, Kayseri Mevlana Türbesi, Konya Alaaddin Köşkü, Kayseri Kubadiye Sarayı. Bakın Kubadağbat Sarayı, Kubadiye Sarayı. Bunlar saray. Kubadağbat Sarayı, Kubadiye Sarayı. Tamam mı arkadaşlar? Beyşehir'de Kubadağbat, Kayseri'de şey Kubadiye ya da Keykubadiye Sarayı. Bunlar saray. Bunlar da şeyde sordum, soruların içerisinde sordum. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Böylece Türk İslam tarihimiz komple bitmiş oluyor. Türkiye Selçuklular ve Beylikler dönemi. Buradan buranın sorularını çözelim isterseniz. Tamam mı? Buradan kalan sürede birinci yani Karahanlar, Gazneliler onlarla ilgili sorular çözeriz daha sonra tamam arkadaşlar. Başlıyoruz şimdi. Birinci sorudan başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu'da varlık gösteren Türkmen beyliklerden biri değildir? Şimdi az önce derste bahsettiğim soru tipi Tanrı vermiş oğulları arkadaşlar. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da Tanrı vermiş oğulları var. Kabul edeceğiz. İldeniz oğulları bir geçiyoruz. Çubuk oğulları vardı. Mengücek oğulları ve Saltuklular bunlar mevcut. Şimdi İldeniz oğulları arkadaşlar bir atabeylik. Atabeylik biraz zor olmakla beraber bu soru İldeniz oğulları Azerbaycan civarında kurulmuş bir atabeyliktir. Yani Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulmuş olan bir beylik değil. Cevabımız B seçeneği olacak. Evet şimdi ikinci soru bakın çok dikkat edin bu soru da güzel bir soru. Yukarıda verilenlerden hangileri Anadolu'nun Türkleşmesine zemin hazırlamıştır? Malazgirt Savaşı arkadaşlar Anadolu'nun Türkleşmesine zemin hazırlayan savaş biliyorsunuz. Katvan Savaşı Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında etkili olacak olan savaştır bir Katvan Savaşı. Kösedağ Savaşı bakın Kösedağ Savaşı tekrar söylüyorum. Anadolu'nun Türkleşmesinde değil de Batı Anadolu'nun Batı Anadolu'ya doğru gidişte etkildir. Yani Batı Anadolu'nun Türkleşmesi derse eyvallah dersin de öyle soru özel bir mekan verirse. Ama Anadolu'nun Türkleşmesinde etkili olan Malazgirt Savaşı. Yani cevabımız ne olacak? Yalnız bir olacak arkadaşlar. Tamam mı? Kösedağ Savaşı Batı Anadolu'ya doğru Türkmen beylerinin kaçışı yani Türkmenlerin Batı Anadolu'ya doğru gitmesinde etkili olacak. Evet, Erzurum'da bulunan üç kümbetler, Mama Hatun Külliyesi, Erzurum Ulu Cami gibi mimari eserler aşağıdakilerden hangisine aittir? Biliyorsunuz Malazgirt Savaşı'ndan sonra Erzurum'da Saltıkoğulları kuruldu. Anadolu'da kurulan ilk beylik olarak geçiyor. Ve Saltıkoğullarına ait üç kümbetler, Mama Hatun, efendime söyleyeyim Erzurum Ulu Cami var. Yani cevabımız Saltıkoğulları olacak. UNESCO'nun kültür mirası listesinde yer alan ve Anadolu'nun en eski külliyesi olarak bilinen Turan Melek Külliyesi, Divriği'deki Turan Melek Külliyesi ve Şifahanesi arkadaşlar kime aittir? Mengücek oğullarına aittir. Divriği'de Turan Melek Şifahanesi, Külliyesi, Divriği Ulu Camii bunlar UNESCO'nun kültür mirası içerisinde var ve Mengücek oğullarına aittir. Evet yukarıda verilenlerden hangileri Haçlara karşı mücadele etmiştir? Danışmend oğulları Haçlarla mücadele etti. Artık oğulları Haçlarla mücadele etti. Musul Atabeyli yani Zengiler bu da Haçlarla mücadele etti. E seçeneği doğru olacak. Musul Atabeyli İmamettin Zengi arkadaşlar. İmamettin Zengi'nin şöyle bir özelliği var. Urfa Konukluğuna son vermiştir. Urfa Haçlı Konukluğuna son vermiştir. Haçlarla mücadele etmiştir yani. Buna son verdi. Haçlarla mücadele etti. Evet, Tokat Niksar'da bulunan ve Anadolu'da kullanılan ilk medrese olarak bilinen Yağıbasan Medresesi Tokat Niksar'da. Kime aittir Yağıbasan Medresesi? Danışmentlere ait danışmentlerden günümüze kalmış bir medrese. Daha doğrusu kalamamış, yıkıntılar kalmış günümüze. Anadolu'daki ilk medrese Yağıbasan Medresesi ve danışmentoğullarına ait arkadaşlar. Yine bakın danışmentname var, Battal Gazi şey var, destanları var. Bunlar danışmentlere ait. Evet gençlik çıkabilecek bir soru. Artuklular devrinde yaşamış. Haberleşme, kontrol, denge kurma ve ayarlama ilmi olan sibernetiğin ilk kurucusu olan dişli çarklarla çalışan çeşitli makinalar, su saatleri, şifreli kilitler gibi icatları bulunan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Muhammed Ebu'l İz de diyebilir, tamam mı? Ebu'l İz el Cezeri de diyebilir. Cezeri'nin sorulma olasılığı yüksek. Sorulma olasılığı var, bilginiz olsun.
Evet, sekizincisi Malazgirt Savaşı'ndan sonra İzmir ve çevresinde aşağıdakilerden hangisi tarafından bir beylik kurulmuştur? Tabii ki Çaka Bey tarafından burada bir beylik kuruluyor arkadaşlar. Çaka Bey ilk denizci beylik ki sonraki soruda onunla ilgili zaten. Aşağıdakilerden hangisinin kuruluşu Türk Deniz Kuvvetleri'nin de kuruluş tarihi olarak kabul edilir? Çaka Beyliği'nin kuruluşu Türk Deniz Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi. Biliyorsunuz Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi milattan önce 1200 şey milattan önce 209. Yani Mete'nin tahta geçiş tarihi olarak kabul ediliyor. Deniz Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi ise Çaka Beyliği'nin kuruluş tarihi olarak kabul ediliyor. Aşağıdakilerden hangisinin Süleyman Şah tarafından fethedilmesi Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurulmasına zemin hazırlamıştır? Süleyman Şah İznik'i alıyor, kendisine merkez yapıyor ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurulmasına zemin hazırlıyor. Evet, şimdi 11. soru. 1. Kılıç Aslan döneminde Anadolu Selçuklu Devleti'nin Konya'yı başkent yapmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur arkadaşlar? Bakın bunun benzer sorusu diyorum ya 2020'de de sınava giren arkadaşlar hatırlar. Bunun soru haline getirilmesi yani şu gelişmeden sonra hangi hükümdar döneminde Konya başkent yapılmıştır şeklinde soruldu. 1. Kılıç Aslan arkadaşlar 1. Haç Seferi nedeniyle başkenti İznik'ten nereye taşımak zorunda kalıyor? Konya'ya taşımak zorunda kalıyor ki 1. Kılıç Aslan döneminin en önemli olaylarından bir tanesi Haçlı Seferi, 1. Haçlı Seferi. Evet, 1. Haçlı Seferi nedeniyle Anadolu Selçuklu Devleti başkentini aşağıdaki şehirlerden hangisini taşımıştır diye sorsaydı Konya diyecektik. Batı kaynaklarında Anadolu için Türkiye adıyla, Anadolu'nun Türkiye adıyla kaydedilmesi ilk defa hangi Selçuklu hükümdarı dönemine rastlar? 1. Mesut. 1. Mesut aynı zamanda biliyorsunuz para da bastırmıştır ki Anadolu Selçuklu Devleti artık bağımsız bir şekilde hareket etmeye başlamıştır. Türkiye Selçuklu Devleti Mirya Kefalon Savaşı'nı aşağıdaki devletlerden hangisi ile yapmıştır diye sorarsa arkadaşlar hangi devletle yapıldı Mirya Kefalon Savaşı? Bizans'la 1176 yılında yapıldı. Şimdi ben size şunu soruyorum. Türkiye Selçuklu Devleti 1176 yılında Bizans'la Mirya Kefalon Savaşı'nı hangi hükümdarı döneminde yaptı? Bakın bu da sorduk yerlerden bir tanesi. Hangi hükümdar döneminde yaptı? 2. Kılıç Arslan. Tamam mı arkadaşlar? Ve Mirya Kefalon Savaşı'nın önemini Anadolu'da yerleşim kesinleşti. Anadolu'nun tapusu alındı. Bizans savunmaya geçti. Artık taarruz durumunda olan biz olacağız. Yurt tutan savaş diye biliniyor. Aşağıdaki olaylardan hangisi Bizans'ın Türk ilerleyişine karşı savunmaya geçmesinde etkili olmuştur? Mirya Kefalon Savaşı. Aşağıdakilerden hangisiyle Anadolu'ya Türk yerleşimi kesinleşmiş? Anadolu kesin bir Türk yurdu olarak kabul edilmiştir. Yine Mirya Kefalon Savaşı arkadaşlar. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Türk tarihinde yurt tutan savaş olarak geçer? Mirya Kefalon Savaşı. Evet, Mirya Kefalon Savaşı Selçuklu hükümdarlarından hangisi zamanında gerçekleşmiştir? 2. Kılıç Aslan döneminde gerçekleşti. Biliyorsunuz 2. Kılıç Aslan döneminde olan diğer bir olay da 2. Kılıç Aslan'ın 11 oğlu arasında ülkeyi pay etmesi. Nitekim maalesef ki Türk veraset sistemi geleneği arkadaşlar devleti zora sokacaktır. Şimdi yukarıda verilenlerden hangisi Alaaddin Keykubat döneminde olası bir Moğol tehdidine karşıdır? Alaaddin Keykubat Anadolu Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemidir. Bir de Alaaddin Keykubat arkadaşlar Moğollara karşı tedbirler almıştır. Bunlardan bir tanesi doğudaki kaleleri güvenliğini artırması, güçlendirmesi. İkincisi Eyyubilerle ittifak oluşturması. Üçüncüsü Harzemşahlarla ilk başta ittifak oluşturması. Ama Harzemşahlarla yapılan Yassı Çeman Savaşı Moğollara karşı önlem olmaz. Bu olmaz. Yani bir ve ikinci maddeler Moğollara karşı önlemdir. Yassı Çeman Savaşı 1230'da arkadaşlar Harzemşahlar yıkılacak. Harzemşahların yıkılması da biliyorsunuz Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğolları karşı karşıya getirecek. Yani sınır yapacak çok tehlikeli bir durum. Yukarıda verilenlerden hangileri Selçuklu Devleti'nin Anadolu'da ticareti artırmaya yönelik aldığı önlemler arasında yer alır? Bunu Selçuklu Devleti değil de başka bir devlet olarak da sorsa zaten genel özellikler var. Arkadaşlar şehirlerin güvenliğini sağlarsanız bakın güvenlik ticareti geliştirir. Sigorta uygulaması zaten bu güvenliktir, ticareti geliştirir. Yabancılara gümrük indirimi verilmesi ticareti geliştirir. E seçeneği doğru cevabımız olacak. Evet, bu da soru olarak karşımıza gelebilecek yerlerden bir tanesi. Baba İshak isyanı aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin siyasi güç kaybetmesinin sebepleri arasında yer alır? Baba İshak isyanı arkadaşlar, Türkiye Selçuklu Devleti'nin siyasi güç kaybetmesinde etkildir. Gıyasettin döneminde, 2. Gıyasettin döneminde olacak bir isyan ve Türkiye Selçuklu Devleti siyaseten güç kaybedecek. Bu doğrultuda da arkadaşlar Moğollar Anadolu'nun müsait olduğunu gelecek. Anadolu'ya doğru Baycı Moyan komutasında ilerleyecek. Köse Dağ Savaşı'nı yapacaklar Anadolu Selçuklu Devleti ile. Köse Dağ Savaşı'ndan sonra da Anadolu'yu istila edecekler. Evet şimdi 22. soru. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında
Kösedağ Savaşı etkilidir. Oğuz isyanları Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında etkilidir arkadaşlar. Moğol istilası Anadolu Selçuklu'nun yıkılmasında etkilidir. Yani sizin anlayacağınız 1 ve 3 etkili olacak. E seçeneğimiz doğru olacak yani. Oğuz isyanları Büyük Selçuklu'nun yıkılmasında etkili. Kösedağ Savaşı sonrası Doğu ve Orta Anadolu toprakları belli bir süre aşağıdaki devletlerden hangisinin hakimiyetine girmiştir diye soruyor. Kösedağ Savaşı Moğol İlhanlarla yapılıyor ve İlhanlı hakimiyetine Anadolu toprakları belli bir süre için giriyor. Girmiş oluyor. Beylikler İlhanlara vergi verecek. Evet. Yukarıdaki devletlerden hangileri Türkçeyi resmi dil ilan etmiştir? Arkadaşlar, Karamanoğullar Türkçeyi resmi dil ilan etmiştir biliyorsunuz. Karamanoğullar Türkçeyi resmi dil ilan etmiştir. Osmanlı, Osmanlı'ya bakıyoruz. Osmanlı Türkçeyi resmi dil ilan edecek. Selçuklular arkadaşlar Farsça resmi dil kullanacak. O zaman Karamanoğullar ve Osmanlı'da Türkçe resmi dildir. Yani cevabımız 1 ve 2 olacak. Gençlik, Osmanlı'yı es geçmeyin biliyorsunuz. Kanun esasimize göre Türkçe resmi dildir. Osmanlı Devleti'ne ilk katılan beylik aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı'ya ilk katılan beylik biliyorsunuz Orhan Bey döneminde Karasioğulları olacak. Orhan Bey döneminde kendiliğinden katılacaktır. Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisini topraklarına miras yolu ile katmıştır? Biliyorsunuz ilk olarak arkadaşlar çeyiz yoluyla bağlantı gene gitti arkadaşlar. Bağlantı gelecektir. Birazdan şunu ben gene halledeyim, bağlanmaya çalışayım. Dediğim gibi yarım saatte bir, bir saatte bir Wi-Fi bağlantısı kopuyor. Sesim geliyor değil mi? Onda sıkıntı yok. İnşallah o da kopmaz birazdan. Yani dibimdeki sesim geliyor artık herhalde. Bağlantı tekrar geri geldi. Ben sizinle paylaşım yapacağım tekrar arkadaşlar ekranı. Şunu bir görsün. Telefonun ekranı yüklendi. Tamam. Tamam, herhangi bir sıkıntı yok herhalde değil mi gençlik? Dediğim gibi gençlik işte Türk Telekom'un küçük sürprizleri, beni sinir eden o iğrenç sürprizleri bildiğiniz yarım saatte bir saatte bir atıyor, kopuyor diyorum ya, kablolu bağlansa da kopuyor yani. Seste ve görüntüde sıkıntı yok herhalde. Tamam, devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar diyor ki Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisinin topraklarına miras yoluyla hakim olmuştur? Tabii ki hatırlarsanız Osmanlı Devleti Germiyanoğullarının topraklarına miras yoluyla hakim oldu. Isparta Eğri'dir Antalya çevresinde. Isparta Eğri'dir Antalya çevresinde. Görüntü gitti. Tekrar gelecek yine. Geldi. Isparta Eğri'dir Antalya çevresinde arkadaşlar. Varlık gösteren Anadolu Beyliği aşağıdakilerden hangisidir? Hamitoğulları. Isparta çevren Antalya çevresinde varlık gösteren Anadolu Beyliği. Aşağıdaki beyliklerden hangisi kurulduğu yer ile birlikte doğru verilmemiştir diye soruyor. Saruhanoğulları Manisa'da, Germiyanoğulları Kütahya'da, Karasoğulları Balıkesir'de, Hamitoğulları arkadaşlar Isparta'da kuruluyor. Bunlarda sıkıntı yok. Ama İsfendiyaroğulları Beyliği nerede kuruldu? Kastamonu, Sinop. Denizli'de değil yani. Evet, şimdi bu soruyu geçiyorum. Bu soru doğru değil arkadaşlar. Bunu geçtim. Kayseri ve Sivas bölgesinde hüküm süren Kadı Burhanettin Devleti aşağıdakilerden hangisinin yerine kurulmuştur? Kayseri ve Sivas'ta hüküm süren Kadı Burhanettin Devleti. Biliyorsunuz Kadı Burhanettin Eretma'yı yıktı. Eretma'nın yerine hüküm sürdü arkadaşlar burada. Bazı sorular geçeceğim dediğim gibi. Anadolu Selçuklu Devleti'nde hükümdarı İzzettin, Gıyasettin, Keykubat gibi ünvanların kullanılması hangisinden kaynaklanmaktadır? Yani sorumuz şunu soruyor. Diyor ki Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarları Farsça ünvanlar kullanmıştır. Bu Farsça ünvanlar kullanmaları İzzettin, Gıyasettin, Keykubat, Keyhüsrev gibi ünvanlar kullanması hangisinden kaynaklanmıştır? İran kültürünün etkisinden kaynaklanıyor arkadaşlar. Anadolu Selçuklu Devleti'nde hükümdar olmadığı zamanlarda devlet işlerine vekalet eden divan aşağıdakilerden hangisidir? Eğer hükümdar yoksa yerine naip bakıyor, o zaman Niyabet-i Saltanat Divanı olacak arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği olacak. Şimdi yine bir hatırlayalım. Divan-ı Pervane toprak dağıtımı işleriyle uğraşıyordu. Divan-ı Arz askeri işlerle uğraşıyordu. Niyabet-i Saltanat hükümdar yoksa devlet idaresini yapıyordu. Divan-ı İstifa mali işlere bakıyordu, Maliye Bakanlığı gibi. Divan-ı Tuğra da yazışmalardan sorumluydu arkadaşlar. Evet, Anadolu Selçuklu Devleti'nde arazi kayıtları aşağıdakilerden hangisi tarafından tutulmakta idi? Arazi işlerine Anadolu Selçuklu Devleti'nde Divan-ı Pervane bakıyor. Tamam mı arkadaşlar? Divan-ı Pervane arazi kayıtlarına bakıyor.
Evet, tekrar söylüyorum. Bakın, divanı arz askeri işlere bakacak. Niyabeti saltanat, hükümdar yoksa ülke yönetimine bakacak. Divan-ı istifa mali işlere bakacak. Divan-ı tura'da yazışma işlerine ya da divan-ı inşa yazışma işlerine bakacak. Ayrıca Anadolu Selçuklu Devleti'nde divan-ı pervane var. Arkadaşlar, ben burada sormadım ama denemeye koydum. Bakın, tekrar söylüyorum. Çıkabilecek sorulardan bir tanesidir. Tekrar söylüyorum. Divan-ı mezalim. Size arkadaşlar, mezalim. Size bir mahkeme sorarsa cevap divan-ı mezalim olacak. Tamam mı gençler? Hukuk kısmında olabilir, koymuş olabilirim ama burada yok yani. Divan-ı mezalim mahkemedir. Evet, şimdi geldik dördüncü soruya. Yukarıda Türk İslam devletlerinden hangilerinin ordusunda donanma yer alır? Memlük Devleti deniz devletidir. Mısır'dadır arkadaşlar, donanma var. Büyük Selçuklu Devleti'nde donanma yer almaz. Anadolu Selçuklu Devleti'nde donanma yer alır. Bakın, burada Memlük Devleti'nde donanma olduğunu da unutmayın. Memlüklerde de donanma var. Evet, beşinci soru. Ahi Evran'ın eşi Fatma Bacı tarafından kullan ve getir kimsesiz genç kızların himayesi, ihtiyar kadınların bakımı, genç kızların evlendirilmesi gibi döneminde evlendirilmesi gibi bir takım sosyal hizmetlerde bulunan, Osmanlı döneminde şehirlerin savunmasında da etkili olan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir? Ki kolay bir soru. Zaten kadınlardan bahsediyor. Kadın deyince kadınlar bizim bacımız. Her kadın bizim bacımız olmasın. Herkese bacı demeyin. Zaten demiştim bunu derslerde hatırlıyorsanız. Hemen bacı yani Rum aklınıza gelecek. Tamam mı arkadaşlar burada? Bacı yani Rum. Aşağıdakilerden hangisi 12. yüzyılda Anadolu'da faaliyet gösteren tasavvuf akımları ve tarikatlar arasında gösterilemez? Güzel sorulardan bir tanesi. Ahilik arkadaşlar, bakın, bir tarikat değildir. Ahilik bir esnaf örgütüdür. Ahilik bir tasavvuf akımı değildir. Ahilik bir esnaf teşkilatlanmasıdır, unutmayın. Mevlevilik, Babayilik, Yesevilik, Bektaşilik bunlar tarikat. 12 ve 13. yüzyılda Anadolu'da varlık gösteren tarikatlar onlar ama ahilik tarikat değil. Anadolu Selçuklu Devleti'nde var olan ahi teşkilatı aşağıdaki faaliyetlerden hangisini yerine getirmezdi? Esnaf dayanışmasını sağlar. Fiyat belirlemeye katkı sağlar. Mesleki eğitim verir. Ürünlerin kalitesini belirler. Pazar vergilerini toplamaz. Arkadaşlar, aynı soruyu lonca için sorsa aynı şey lonca için geçerli. Unutmayın, tamam mı? Aynı soruyu lonca için sorsa lonca için de geçerli olan bir şey. Evet, geldik 8. soruya. Aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı doğru değildir? Kütüvvetname, esnafın uyması gereken ilkeler. Zaviye, ahilerin toplandığı yerler ya da tarikat mekanları. Gedik, dükkan açma izni. Bir, ahi teşkilatının lideri, ahi lideri. Nar kesmek, ahilerin mali kaynaklarının düzenlenmesi değil. Nar kesmek neydi? Fiyat sistemiydi. Fiyat sistemiydi. Nar sistemi biliyorsunuz arkadaşlar. Evet, 9. Anadolu Selçuklu Devleti aşağıdakilerden hangisi resmi dildir? Resmi dil, Anadolu Selçuklu'nun resmi dili Farsça. Çok kötü ama Farsça arkadaşlar. Tekke şiirinin Anadolu'daki ilk temsilcisi olan Öğütler adlı kitabında eserinde sade ve akıcı bir Türkçe, arkadaşlar, Öğütler sade ve akıcı Türkçe, Risalet-i Musiye sade ve akıcı Türkçe, Yunus Emre, Patlatın Yunus Emre'yi, böyle bir şeyde sade akıcı Türkçe, Tekke Edebiyatı'nda dediğinde, sade akıcı Türkçe dediğinde Yunus Emre. Selçuklu Şehnamesi adlı eserini yazan yazdığı kaside ve gazeller ile ilk Horasanlı divan edebiyatçısı sayılan arkadaşlar Hoca Dehani, divan şairi Hoca Dehani. Aşağıdakilerden hangisi Vahdet-i Vücut felsefesini savunmuştur? Muhyiddin Arabi, bunun bu felsefesini Sadrettin Konevi arkadaşlar Anadolu'da savunan isim. Tamam mı? Evet, aşağıdakilerden hangisi Anadolu'daki ilk rasathanenin kurucusudur? Yine bakın, çok basit bir soru ama Cacabek Külliyesi'nde bilirseniz iyi olur. Evet, aşağıda verilen eserlerden hangisi UNESCO tarafından koruma altına alınmış ve Mengücekler Beyliği'ne ait bir eserdir? Divriği Ulu Cami arkadaşlar, UNESCO tarafından koruma altına alınmış kültür mirasıdır, Mengüceklilere aittir. Evet, yukarıdakilerden hangileri Anadolu Selçuklu Devleti'nin mimari eserleri yer almaktadır? Bakın gençlik, İznik'te Anadolu Selçuklu mimari eseri olabilir. Konya'da arkadaşlar zaten en çok var ama Edirne'de Anadolu Selçuklu mimari eseri olamaz. Çünkü buraya Anadolu Selçuklu gitmedi. Buraya gitmediği için mimari eseri olamaz. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? 1 ve 2, İznik'te Konya'da vardır diyeceğiz. Evet, devam ediyoruz. Divriği'de Turan Melek, Kayseri'de Gevher Nisibe adına yapılan mimari eserler aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilir? Bunlar şifahane. Yani hastane, Darüşşifa. Cevap E seçeneği olacak. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti'ne ait bir yapı değildir arkadaşlar? Bakın, Sivas Şifahiye Medresesi, Erzurum Çifte Minareli Medrese, Sivas Gök Medrese, Kayseri Koca Hasan Medresesi, bunlar Anadolu Selçuklu'ya aittir. Erzurum'da Yakutiye Medresesi İlhanlı'ya aittir. Emin olun bu çok zor bir soru.
ÖSYM size bu soruyu sorsa ne yapar biliyor musunuz? Şu cevabı verir. Bursa Ulu Cami der. Bursa Ulu Cami veya Bursa Yeşil Cami der. Veya Edirne Uzunköprü Muradiye Camii der. Anlatabiliyor muyum? ÖSYM'nin çok belirgin olur cevabı. Onlar Osmanlı'ya ait. Ha burada ben biraz zor kullandım hatırlayın diye. İlhanlara ait, Erzurum Yakutiye Medresesi İlhanlara aittir. Selçuklulara ait değildir. Batman'da bulunan Malabadi Köprüsü aşağıdakilerden hangisine aittir? Artuklulara aittir arkadaşlar. Konya'da Kubadiye. Beyşehir'de Kubadabat aşağıdaki mimari eserlerden hangisine örnektir? Neydi bunlar? Alaaddin Keykubadiye ve Beyşehir Kubadabat. Neydi bunlar arkadaşlar? Bunlar neydi? Rasathane mi, kümbet mi, saray mı, kervansaray mı yoksa Darüşşifa mı? Bunlar neydi? Kubadabat sarayı. Kubadabat sarayı, Kubadiye sarayı. Değil mi? Bunlar saray. Kalıntılar var sadece. Bunlar saray. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Bunları halletmiş olduk. Şimdi arkadaşlar şöyle başa dönüyoruz. Türkistan tarihinde kalan sorulardan böyle seçelim. Sorularımızdan. Şimdi aşağıdaki devletlerden hangisinin Orta Asya'da siyasi varlığının sona ermesi, bölgeye Çin ve Abbasilerin hakim olmak için mücadele etmesine zemin hazırlamıştı diye sorumuz var. Göktürk Devleti'nin siyasi varlığının sona ermesi arkadaşlar biliyorsunuz 751'de Çin ve Abbasilerin Talas Savaşı'nı yapmasına zemin hazırlayacak. Evet Müslüman Araplarla Türkler arasında yakın ilişkiler kurulmasını sağlayan Türklerin İslam dinini tanımasına ve hızla Müslüman olmasına zemin hazırlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir diye soruyorsa ne savaşı? Talas Savaşı arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum bakın. İbn Battuta'nın seyahatnamesinde övgüyle bahsettiği Çin dışında ilk kağıt üretim merkezi özelliğiyle de bilinen Türk İslam şehri aşağıdakilerden hangisidir derse Semerkant. Arkadaşlar bakın. Talas Savaşı'nın en önemli kültürel sonucu Çinlilerin bazı buluşlarının Çin dışında da yayılması ki bunlardan en önemlisi kağıt üretimi. Kağıt üretiminin yapıldığı Çin dışında ilk yer Semerkant olacak Türk kenti olarak. Bağdat Abbasi kenti olarak Bağdat olacak. Yine Mısır'da yapılacak. Buradan Endülüs Emevi vasıtasıyla kağıt üretimi arkadaşlar İspanya'ya da geçecek. Bunu da unutmayın. Şimdi bu bence güzel bir soru. Türklerin İslamiyet'e katkıları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Sınav sorusu tipi. İslamiyet'i bir dünya dini haline getirmek, evet yaydılar İslamiyet'i. Hac seferlerine karşı savaşmak, İslamiyet'i korudular. İslam kültürünün gelişmesine katkı sağlamak, evet katkı sağladılar. İslamiyet'in Mısır'da yayılmasını sağlamak, bu arkadaşlar Hazreti Ömer döneminde, 4 Halife devrinde olacak bir olaydır. Yani Araplar İslamiyet'in Mısır'da yayılmasını sağlayacak, Türkler değil. Yine Bizans'ın İslam dünyasındaki baskısına son vermek Türklerin İslamiyet'e katkısıdır. Orta Asya dışında ilk kez İslamiyet'i resmi din olarak kabul eden ve Abbas elçisi İbn Fadlan'ın seyahatnamesinde de konu olan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş İtil Bulgarları sevgili arkadaşlar. Şimdi ben geçiyorum bazı soruları. Şimdi arkadaşlar 9. soru. İlk Türkistan devletlerinden biri olan 840-1212 yılları arasında Türkistan'da varlık gösteren Hakaniye yani diğer bir tabirle arkadaşlar neydi devletimizin ismi? Afrasyaplılar ya da Karahanlı Devleti. Hakaniye Devleti'nin Yusuf Kadir Han'ın ölümünden sonra ikiye bölünmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Şimdi Türklerde biliyorsunuz devlet ikiye bölünüyorsa bu Türk kültürünün ikili teşkilatın sürdüğünün göstergesidir. Demek ki Türk devlet geleneğinin sürdüğünü gösteriyor. A seçeneği doğru. Şimdi 10. soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Müslüman olmaları sonrasında devlet ve toplum hayatında ortaya çıkan yeni durumlar arasında gösterilemez? Bakın bunlar önemli sorular arkadaşlar. Hükümdarların kendi adlarına hutbe okutması İslamiyet'ten sonradır. Aile ve toplum hayatında şer'i hükümlerin geçerli olmaya başlaması İslamiyet'ten sonradır. Gaza ve cihat anlayışının hakim olması İslamiyet'ten sonradır. Hükümdarların Arapça isimli ünvanlar alması İslamiyet'ten sonradır. Ülke hanedanın ortak mal anlayışı Türk veraset geleneğidir arkadaşlar. İslamiyet'ten sonra değildir. İslamiyet'ten önce vardı. Bunu bir de kurumsal bazda sorduk. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Müslüman olmasından sonra İslam dünyasından etkilenerek oluşturulmuştur? Bakın subaşılık makamı İslamiyet öncesinde var. Kurganlar biliyorsunuz mezar İslamiyet öncesinde var. Kengeçlerin danışma meclisi İslamiyet öncesinde var. Toy meclisi İslamiyet öncesinde var. Ama medreseler İslamiyet'le beraber oldu. Biliyorsunuz Tamgaç Buğra Han Semerkant'ta ilk medreseleri Karahanlara ait medreseleri ne yaptı? Kurdu. Evet şimdi geldik arkadaşlar şöyle 14. soru. 10. yüzyılın ikinci yarısında Pencap'tan Harizm ve Horasan'a kadar uzanan topraklarda kurulan Türk İslam Devleti. Arkadaşlar Pencap, bakın
Pencap'ta bizzat görev yaptım. Afganistan bölgesidir. Afganistan kentidir Pencap. Afganistan'dan bahsediyor. 900'lü yıllarda kurulduğundan bahsediyor. O zaman hangi devlet olacak bu devlet? Gazniler olacak. Tamam mı arkadaşlar? Gazniler. Pencap'tan, Afganistan'dan, Horasan'a kadar, oradan Hindistan'a kadar uzayan devlet Gazniler olacak. Aşağıdaki Türk İslam devletlerinden hangisi Samanoğullarına karşı çıkan bir ayaklanma sonucu kurulmuştur? Gazniler. Sebük döneminde. Aşağıdakilerden hangisi imparatorluk özelliği taşıyan ilk Türk İslam devletidir? Gazneliler. Gazneliler çok ulusludur. Türkler var, Berberiler var, Farslar var, İranlılar var. Yani biliyorsunuz yine şeyi almıştır. Hindistan'ın kuzeyini almıştır. Hindular da Gaznelilerin hakimiyetine girecektir biliyorsunuz. Evet, aşağıdakilerden hangisi Gaznelilerin yönettiği, halkı oluşturan etnik unsurlardan birisi değildir arkadaşlar? Bakıyoruz Türkler var, Farslar, İranlar var, Gurlu Afgan halk var, Hindular var ama Araplar yoğun bir şekilde yok. Kitlesel olarak yok. Evet, devam ediyoruz. Şöyle geçtiğim. Aşağıdakilerden hangisi Mısır'da varlık gösteren ilk Türk İslam devletidir? Mısır'da varlık gösteren ilk Türk İslam devletidir. Mısır'da varlık gösteren ilk Türk İslam devleti Tulunoğulları arkadaşlar. Tulunoğulları Abbasilerden bağımsız olup kuruluyor. Abbasilerden ayrıldı ve kuruldu. Mısır'da varlık gösteren Tulunoğulları, Akşitler, Eyyubiler ve Memlükler'di biliyorsunuz. Şimdi geçiyorum. Aşağıdaki Türk İslam devletlerinden hangisi Abbas halifesine karşı bir ayaklanma sonucu kurulmuştur? Hangisi olacak? Tulunoğulları olacak. Şimdi gençlik bakın. 2017'de şu iki soruyu birleştirdiler adamlar. Dediler ki şu soruyu birleştirdiler. Dediler ki Gazneliler Samanoğullarına karşı çıkan bir ayaklanma sonrası bağımsızlığını kazanmıştır. Mısır'da aşağıdakilerden hangisi buna benzer şekilde Abbas halifesine karşı bir ayaklanmayla bağımsız devlet kurmuştur? Cevap Tulunoğulları oldu. 2017'de birleştirip bu şekilde sordular. Çok ilginçtir yani. 2016 pardon, 2016 ya da 2016 olması lazım. Evet, Hicaz'da Türk egemenliğini ilk kez kuran Türk devleti hangisidir derse Hicaz bölgesi Mekke Medine bölgesi arkadaşlar. Buraya hakim olan IŞİD'ler ya da Akşitler. Evet şimdi geldik şöyle değerlerine bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Kudüs Fatihi olarak bilinen Türk İslam hükümdarıdır? Bunu biraz daha genişletip yine denemeye koydum, çıkabilme ihtimali var. Tabii ki Selahattin Eyyubi. Kudüs Fatihi olarak bilinecek isim Selahattin Eyyubi. Aşağıdaki devletlerden hangisi döneminde Mısır için memleketi Türkiye tabiri kullanılmıştır? Türkiye devleti de olarak da bilinir arkadaşlar. Memlük devleti ya da Kölemenler devleti ya da Türkiye devleti Mısır için Türkiye tabiri kullanılmıştır. Abbasi devletinin yıkılmasından sonra Abbasi ailesini koruma altına alarak halifeliğin devamını sağlayan Türk devleti bu çıkabilecek bir soru yine. Bunu bilirseniz iyi olur. Memlükler. Halifeler Mısır'a sığınıyor Abbasi ailesi arkadaşlar. Halifeliğin devamını sağlayan Memlüklerdir. Evet. Oğuz Yapgu Devleti aşağıda verilen Türk devletlerinden hangisinin temeli olarak kabul edebiliriz? Büyük Selçuklu Devleti'nin temeli olarak Oğuz Yapgu'yu kabul edebiliriz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi devlet kurucusu değildir? Alparslan bir devlet kurucusu değil sevgili arkadaşlar. İzzettin Ayvek Memlüklerin kurucusu. Tulunoğlu Ahmet Tulunoğulların kurucusu. Alp Tigin arkadaşlar Gaznelilerin kurucusu. Bilge Kül Kadir Han da Karahanlıların kurucusu. Ama Alparslan kurucu değil. Unutmayın bunu. Evet, çıkabilecek güzel sorulardan bir tanesi de bu. Tuğrul Bey, Abbas halifesinin yardım isteği sonucu 1057'de aşağıdaki devletlerden hangisini ortadan kaldırarak Doğu'nun ve Batı'nın sultanı unvanını almış İslam dünyasının siyasi lideri olmuştur? Cevap Şii Büvey oğulları olacak. Evet gençlik süremiz bitti. Geri kalanları evde siz yaparsınız diye düşünüyorum. Olur mu? Kendinize iyi bakın. Dikkat edin gençlik. Dersleriniz bitmiş oldu. Tekrar girmek isteyen dersi olmayan akşam 8'de tekrar yapacağız. İsterseniz girebilirsiniz aynı ders. Tamam mı gençlik? Görüşürüz. Kampta soru çözümünde görüşeceğiz. Görüşürüz.